Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurtuluştayız. Akşam. Fırat'ın doğusuna Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ve YPG'nin kontrolündeki Ayn el Arab ve Haseke'de elektronik radar sistemi kurduğunu yönelik haber ve görüntüler 1990'ların başındaki Irak'ı hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri 1. Körfez Harekatı'yla Irak'ın kuzeyini koruma altına alarak bugünkü Kürt Devleti'nin temellerini atmıştı. Washington'un aynı modeli neredeyse birebir aynısını Suriye'nin kuzeyi içinde hayata geçirmeye çalışması yeniden o günleri hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG bölgesine kurduğu radar sisteminin hedefinde öncelikle Türkiye var. Bu gerçeği sanırım artık kimse inkar edemez. Esed rejimi sanıldığından daha az tehlike arz ediyor Amerika Birleşik Devletleri için. Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bütün planlar Esed rejimine değil Ankara'yı hedef alarak yapılıyor. Elektronik radar sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi hedef alan diğer pek çok hazırlığının sadece bir parçası. Fırat'ın doğusunda onlarca Amerika Birleşik Devletleri üssü ve eğitim kampı zaten var. Bu üslerde PKK-YPG Türkiye'ye karşı askeri olarak hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri sınırımızda bir tür terör ordusu kuruyor. PKK'ya binlerce tır dolusu silah ve mühimmat aktarmaya devam ediyor. Şu gerçeği unutmayalım. Suriye'nin kuzeyinde akla gelebilecek her hareketin hedefinde sadece ve sadece Türkiye var. İran'mış, Rusya'ymış, Esed'miş bunlara aldırmayalım. Amerika Birleşik Devletleri veya koalisyona üye diğer devletlerin ve terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki varlığının tek gerekçesi Türkiye'dir. Başka bir ülke değil. Türkiye'ye karşı güney sınırlarında devam eden büyük bir askeri hazırlık ve kuşatma harekatı yürümektedir. Ankara'nın bu kuşatmaya karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketiyle ortaya koyduğu savunmacı tedbirlere karşı Amerika Birleşik Devletleri bu kez bölgeyi Türk uçuşlarına tümden kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye Fırat'ın batısında doğusunun da terörden temizleyeceğini açıklayınca bu yönde askeri bir kararlılık sergileyince Sincar'da terör örgütünü hava operasyonuyla vurunca Amerika Birleşik Devletleri PKK-YPG'yi şemsiyesi altına alacak, daha ileri sayılacak bu adımı attı. Fırat'ın doğusuna elektronik radar sistemi kurarak ivedilikle Türkiye'yi bu bölgeden uzaklaştırmaya çalışacaklar. 1990'larda Irak'ın kuzeyinde kurdukları uçuşa yasak bölge bugünkü Barzani Devleti filizlendi. Bir 10 yıl sonra da güney sınırlarımızda başka bir devletçilik daha türüyecek. Türkiye ekonomik saldırılara yıpratıp, korkutup, 2. İsrail'e razı göstermeye, boyun eğmeye zorluyorlar. Fırat'ın batısında ve doğusuna terör devletine razı göstermek demek, Türkiye'nin kendi bir kısım topraklarında vazgeçmesi anlamına gelir ki, herkes bu tehdidin farkında. Artık Ankara'yı ne kandırmak mümkün ne de korkutmak, yola getirmek, teslim almak mümkün. Türkiye ne Fırat'ın doğusunda ne de batısında bir devletçiliğe müsaade edebilir. Buna ABD'ye rağmen bile olsa kimse göz yumamaz, müsaade edemez. Amerika Birleşik Devletleri de bu gerçeği çok geçmeden öğrenecek. Türkiye'ye karşı hazırlıkları o terör ordusunu çok geçmeden nasıl darma duman edildiğini görecektir. Kurtuluştayız, akşam. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.